Görüş alanından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam konuğumuz Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Sayın Fırat Kaya olacak. Elazığ'daki sağlık işçilerinin sorun ve taleplerini kendisiyle konuşacağız. Sayın Başkan, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sendika olarak önemli sendikal faaliyetleriniz var. Ve bu görevi hakkıyla veren başkanlardan birisiniz Elazığ'da. Ne zaman başkan oldunuz Sayın Kaya? Yaklaşık 3,5 yıl oldu Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Şube Başkanlığı yaptığım. 2019 ortalarında falan bu göreve geldik. 2010 yılından beri aslında bu sendikanın içerisindeyiz ama yetkili olarak görev almadık. Normal üye olarak devam ediyorduk. Nasip oldu bugün. Başkanlık nasip oldu. Şu an başkanlık görevini yürütmekteyiz. Aynı zamanda Malatya'da da önemli sendikal faaliyetleriniz oldu. Malatya'da önceden şube değildi bildiğim kadarıyla. Tabii Malatya'da Elazığ şubemize bağlıydı. Ben orada şube başkanı olduktan sonra orada sıkı bir çalışma yaptık. Şu anki şube başkanımız Kenan Bey ile. Orada yaklaşık 1600 üye üniversitede yaptık. Orada toplu sözleşmeler yaptık. Arkadaşlarımızı sağ olsun genel başkanımızın büyük destekleriyle iyi haklara kavuşturduk. Sonra orayı artık şube yapmamız gerekiyordu. Şu an orası şube olarak il başkanı Kenan kardeşimiz devam ediyor. Biz de Elazığ şube olarak Elazığ'da sendikal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası önce Elazığ'da şubeleşti. Malatya Elazığ'dan daha sonra şubeleşti. Yok, öyle değil aslında. Nasıl? Daha önce Malatya'daydı. Malatya şubeydi. Sonra biz burada faaliyetleri yürütürken Elazığ'a alınmasını talep etmiştik. Elazığ'da da ciddi bir çalışma yaptık. Fırat Üniversitesi bu konuda ciddi bir destek vermişti sendikamıza. Fırat Üniversitesi'nde örgütlendikten sonra Elazığ şube yaptılar. Sonra Malatya Elazığ'a bağlandı. Malatya'da da faaliyetlerimizi yürütüp orada da iyi bir üye sayısına, iyi bir potansiyel sağladıktan sonra şimdi Elazığ'da, Malatya'da kendi ilinde şube olarak devam ediyor. Oranın şube başkanlığı ayrı, Elazığ'ın şube başkanlığı ayrı şu an. Tabii ki Malatya ile ilişkilerinizi koparmadınız. Zaman zaman oradaki sendikayla da diyalog kuruyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Oradaki kadarıyla. Şube başkanımızla da iletişim halindeyiz. Orada da faaliyetlerimiz halen devam ediyor. Görüşüyoruz, paslaşıyoruz. Sıkıntılarımız oluyor, birbirimize değerlendirme yapıyoruz. Faaliyetlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Sendika olarak efendim buradan öncelikle Malatya'ya da selamlarımızı iletelim. Hem üyelere hem de Malatya'da yaşayan Elazığlılara, Malatyalılara selam, hürmetlerimizi iletelim. İlaveten Sayın Başkan'a soru ya da yorumlarınız olursa, görüşleriniz olursa bize WhatsApp ihbar hattından ulaşabilirsiniz. Biz de Sayın Başkan'a iletiriz görüşlerinizi. Sendika olarak Türkiye'de hangi noktadayız? Diğer illeri baz aldığımız takdirde ya da Elazığ'la diğer şubeleri karşılaştırdığımız takdirde. Şu an Türkiye'de biz Türk İş'e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak görev yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon üyemiz var konfederasyon olarak Türk İş'e bağlı. Biz kendi iş kolumuzda, sağlık iş kolunda yaklaşık Türkiye'de %80, üniversitelerin %80'inde biz yetkiliyiz. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde yetkiliyiz. Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, işte Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde, Samsun'da, Tokat'ta birçok illerde biz yetkiliyiz. Sağlık Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar'da bir başka bir sendika yetkili şu an. Biz üniversitelerde ve Aile Sosyal Politikalar'da, Sağlık Bakanlığı'nda da tabii ki üyelerimiz var ama henüz yetki alamadığımız için oradaki faaliyetlerimize birebir yine üyelerimizin yanında olarak sendikal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Her zaman da onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda birçok çalışmalarımız var. İnşallah onların da yetkilerini alacağız. Bizim sendikamıza şu an özellikle aile sosyal politikalarda şu an ciddi bir katılım var. Sağlık Bakanlığı'nda şu an yetki süreci yeni tamamlandı. Toplu sözleşmeleri 1 Ocak'ta başlayacak. İnşallah orada da güzel bir çalışma yaparak oraların da yetkilerini inşallah sendikamıza tekrar geri kazandıracağız. İnşallah diyelim. Peki efendim şu an Elazığ Şubesi'nin kaç üyesi var? Elazığ Şubesi'nin şu an yaklaşık 1200-1300 arası bir üye sayımız var. Bunun 1000 küsürü Fırat Üniversitesi'ndedir. Gerisi de Aile Sosyal ve Sağlık Bakanlığı'ndaki üyelerimizden oluşuyor. Toplam Elazığ'da çalışan sağlık işçileri sayısı kaç? Ya onun sayısı tahminim Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal ve üniversitelerde totalde yaklaşık bir 3000 vardır. Yani yarısı 3000, neredeyse hemen yarısı hemen neredeyse. Sizin sendikanız tabii öyle. Tabii ki, tabii ki. Peki efendim amacınız nedir? Misyonunuz ve vizyonunuz nedir Sayın Başkan? Biz vatanına, milletine, bu ülkenin değerlerine saygı gösteren, tamamen işçi odaklı çalışan, işçilerimizin hakları, hukukları, sıkıntıları, problemleri
Onlar üzerinden yürüttüğümüz bir faaliyetimiz var. Üniversitede özellikle şu an hani SABİ toplu iş sözleşmesi sürecine yenisine giriyoruz. Yeni yetki aldık orada tekrar. İşçi arkadaşlarımızın sıkıntılarını, problemlerini bir taslak halinde oluşturup genel merkezimize sunup genel merkezimizde bunun üzerinden yeni bir toplu iş sözleşmesiyle yeni haklar kazanımını sağlamak için mücadele ediyoruz. Burada sosyal, maddi, manevi tüm haklar üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Bunu da Fırat Üniversitesi'nde mesela şu an bir anket form çalışması yapıyoruz. İşçi arkadaşlarımızla beraber hazırlayacağımız bir taslak oluşturuyoruz. O taslakla yapacağımız bir toplu iş sözleşmesi olacak. Bu toplu iş sözleşmesiyle inşallah arkadaşlarımızın refah düzeyini daha yukarı çıkarmak için, onların haklarını, hukuklarını daha iyi seviyelere çıkarmak için bir mücadele veriyoruz. Misyonumuz bu şekilde devam edecek. Yani. Taslakta neler olacak? Taslakta, ya da neler var? Hazırladınız mı? Şu an tamamlandı mı? Şu an onun çalışmasını yapıyoruz zaten. Arkadaşlarımızın taleplerini topluyoruz şu an. Birçok arkadaşımız şu an yazdı ama henüz daha tam sonucuna varmadık onun. En son biz onun üzerinden tekrar bir çalışma yapacağız. Ve bu çalışmayla genel merkezimize, genel başkanımıza sunacağız. Genel başkanımızla orada durum değerlendirmesi yapılıp toplu sözleşme müzakerelerine bu şekilde oturacağız. En çok gelen talep nedir üyelerinizden? En çok gelen talep özellikle özlük haklar. Şimdi bu kişiden kişiye değişir. Kimi tayin becaiş ister. Çünkü eş durumda şu an bizim özellikle üniversitelerde 696 KK denen bir kadro verildi bize. Bu kadroda bu kadroda tayin ve becaiş bulunmuyor. Özellikle aile bütünlüğünü koruyamıyoruz şu an. Örnek veriyorum, eşi X bir ilde, biz Elazığ'da çalışıyor, tayin alamıyor. Eşi asker polis olsa dahi hiçbir şekilde tayin alamıyorlar. Bu yüzden aile bütünlüğü bozuluyor. O arkadaşlarımız tayin istiyor. Kimi geçim sıkıntısı yaşıyor. Maddi açıdan bir katkı istiyor. Birçok arkadaşımızın hepsinin değişik sorunları var. Biz bunu bir taslak halinde oluşturacağız. İnşallah hepsinin haklarını, gücümüz yettiğince mücadelemizi vereceğiz. Evet. İnşallah hepsini mutlu edecek bir toplu iş sözleşmesi yapacağız inşallah. İnşallah bir izleyicimiz ısrarla mesaj atıyor WhatsApp ihbar hattımıza. Muhammed Çapat. Sayın Çapat demiş ki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden şu anda canlı yayını izliyorum. Fırat Başkanımıza saygılarımızı sunuyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz de bütün sağlık çalışanlarına, sağlık işçilerine hepsine başarılar diliyoruz. Çünkü çok zor ve meşakkatli bir iş yapıyorlar. Özellikle pandemi sürecinde canlarını ortaya koyarak önemli fedakarlıkta bulundular. İnsanların sağlığına kavuşması için ki Türkiye genelinde sağlık şehitleri verildi. Hepsine de buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Konu açılmışken bir izleyicimiz de şunu söylemiş. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Adım Furkan. Başkanımıza selamlar. Sorum şu. Yeni dönem TİS hakkında bilgilendirme yapabilir mi? Kazanımlarımız ne olacak demiş. Yeni TİS alakalı az önce de anlattım zaten Furkan kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Kendileriyle de zaten şu an bir anket çalışması yapıyoruz. Onlara da dağıtacağız. Onların taleplerini de alıp o toplu iş sözleşmesini ona göre yürüteceğiz zaten. Hani evet. Biz bunun genel başkanın bunun sözünü zaten verdi kendilerine. Hani toplu iş sözleşme taslağını birlikte hazırlayacağız. Evet. Ondan sonra da mücadele başlayacak. Bu mücadelede Fırat Üniversitesi'nin toplu iş sözleşmesi TÜİS'te yapılıyor. Ben buna da kısaca bir değineyim. Şimdi TÜİS işveren sendikasıdır. Nasıl ki işçi kardeşlerimiz bize yetkiyi vermişse Türk İş'e, rektörlüğümüz de TÜİS'e yetkiyi vermiş. Toplu iş sözleşmesini TÜİS'te yapın demişler. Biz rektör hocamıza daha önce de defalarca bu konuyu görüştük. Hani hocam burada yapalım, masada falan yapalım. Hani kendisi o şekilde uygun görmedi. TÜİS'te yapılması daha uygun dedi. Biz daha önceki toplu iş sözleşmesini de orada yaptık. Yeni dönem toplu iş sözleşmesini de orada yapacağız. Orası bir işveren sendikasıdır. İşveren sendikasıyla işçi sendikası bir araya gelirler. Bu dönem inşallah geçen dönem yaptığımız toplu iş sözleşmesi pandemiden dolayı çok sağlıklı yürütemedik. Hani toplantılarımız verimli geçmedi. Bu dönem inşallah rektörlüğümüze bağlı görevliler de yetkililer de bu toplu iş sözleşmesinde bulunacaklar. Orada hep birlikte biz kendi taslağımızla, onlar kendi taslağıyla oturacaklar masaya. Burada yeni, daha güzel, iyi haklar kazanmak için mücadele vereceğiz. Ve ben 2023 yılındaki toplu iş sözleşmemiz Fırat Üniversitesi'ndeki bütün arkadaşlarımızı mutlu edeceğine inanıyorum. Güzel de bir sözleşme olup güzel haklar elde edeceğimize ben yürekten inanıyorum buna. Onlar da yürekten inansınlar. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayacağız. İnşallah diyelim. 696 KHK konusuna değindiniz. EYT konusu son aylarda ülkede oldukça gündeme gelen bir konuydu. Bugün de Sayın Bakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in bazı açıklamaları oldu. Bazı müjdeleri oldu.
Bu videoyu programdan önce bize ulaştırdınız. Biz de bunu hem sağlık işçilerine hem sağlık çalışanlarına izletelim. Sevgili yönetmenimiz Mustafa hazırsa, Sayın Bakan Vedat Bilgin 696 KHK'lılarla ilgili neler söylemiş, ne gibi açıklamada bulunmuş ki bugün de internet sitelerine düştü bu haber. Evet. Önemli bir müjdeydi, beklenen bir müjdeydi aslında. Sayın Bakan'ın açıklamalarını dinleyelim. Ve o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Evet, kaldıracağız. Evet. Yani biliyorsunuz KHK ile kamuya geçen işçiler sen şu kadar çalıştın artık emekli olursun diye zorla emekli ediliyorlar. Evet. Onu ortadan kaldıracağız. Benim de olduğu gibi maaşa bağlanmaları gerekiyor ama o yani isteklerine bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışacaklar. İlk defa söylüyorum. Evet, Sayın Bakan bu açıklamaları ilk defa yapıyor ve aslında Türkiye'nin sabırsızlıkla beklediği açıklamalarda AK Parti hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin merakla beklenen müjdeyi verdi. Biraz gönüllere su serpti değil mi? Çünkü aslında EYT'yi de isteyen milyonlarca kişi var. Ancak EYT'den doğacak olan olumsuz şartlar bazı insanları da çalışanları da etkileyecekti. Şimdi o ortadan kaldırılacak, yapılacak çalışmayla değil mi efendim? Şöyle Alper Bey, şimdi EYT dediğimiz olay emeklilikte yaşa takılanlar. 99, 2000 öncesi çalışanlar, sigorta girişi olanlar özellikle özel sektörde çalışıp yıllarca çalışmış, Bağkur'unu yatırmış. Sonra bir kanun değişikliğiyle emeklilik yaşı ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu konu çözülmesi gereken bir konuydu. Özellikle özel sektörde çalışan vatandaşları, işçi arkadaşlarımızı, dostlarımızı ciddi anlamda memnun ederken 696 KHK ile kadroya geçen arkadaşlarımıza çok zor şartlar altında emekliliğe itiliyordu. Evet. Bunun mücadelesini biz özellikle bizim Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanımızla birkaç gün önce görüştüm ki keza ben bununla ilgili birkaç gün önce bir paylaşım da yapmıştım. Bu zorunlu emekliliğin kesinlikle kaldırılması yönünde genel merkezimizin ciddi bir çalışması vardı. Birkaç gün önce de bunu paylaşmıştım. Durumdan arkadaşlarımız izlemiştir. 696 KHK'da biliyorsunuz zorunlu emeklilik var. 23. maddede 5. fıkrasında. Kesinlikle kabul edilemez. Zaten en başından beri bu EYT olmadan önce de biz bunun üzerine ciddi anlamda gidiyorduk. Evet. Bugün işte 8-10 bin lira maaş alan bir arkadaşımız 4.000-4.500 lira gibi bir rakamlarla emekli ediliyor. Ki keza bu kadro gelmeden önce çok daha kötü şartlarda emekli edilmişlerdi. Bununla ilgili biz ciddi çalışmalar yaptık. Genel merkezimiz sağ olsun çok direndiler. Az önce ben Bakan Bey'in konuşmasını da işte paylaştınız. Teşekkür ederim bu konuda. İyi bir, çok güzel bir müjde oldu bizim için. 696 KHK'lı arkadaşlarımız artık bu konudan sonra rahat olabilirler. Çünkü EYT çıktığı takdirde birçok arkadaşımız zorunlu emekli olması gerekecekti. Bu da ciddi anlamda gelir düzeyini çok alt seviyelere çekecekti. Biz çok huzursuzduk bu konuda. Çok şükür yüreğimize bir su serpildi. Sizin aracınızla Sayın Bakanımıza, Türk İş Başkanımıza, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanımız Hakan Toya hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah bu sorun bir daha önümüze gelmez artık. Önemli bir konu. Aslında defaatle söylenmesi gereken bir konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Yenileyelim. 696 KHK zorunlu emeklilikle ilgili EYT'de herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Ve milyonlarca sabırsızlıkla bekleyen kişilerin gönlüne su serpti. Yani bu demek oluyor ki EYT çıktıktan sonra bile isteyen emekli olacak, isteyen zamanı gelince emekli olacak. Yani zorunlu bir emeklilik yaşanmayacak. Yaşanmayacak artık. Artık işinin iradesi aranacak burada. Gücü, sağlığı yettiği sürece artık uzun bir zaman daha artık çalışabilirler ki çünkü şöyle bir şey de vardı Alper Bey, eğer bu zorunlu emeklilik devam ediyor olsaydı bu EYT'den sonra kurumlarımız da çok ciddi sıkıntı çekecekti. Bak sadece bir örnek vereyim, sadece Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 195 kişi aynı gün emekli oluyor. 195 kişi. Aynı gün emekli oluyor, EYT çıktığı gün. Ki keza bunu 1-2 yıl içerisinde de diyebilirim ki 250-300 kişi daha emeksi günü, hizmet yılını doldurup emekli olmak zorunda kalacaktı. Yani hastane işleyişine, hastane çalışanlarının bir anda emekli olmasıyla o hastanenin verimliliği de ortadan kalkmış olacak. Tabii ki hem vatandaş ciddi sıkıntı çekecekti bu konuda, hem kurum amirleri ciddi sıkıntı çekecekti. Çünkü işleyiş bozulacaktı. Aynı anda işte 1060-1070 kişinin çalıştığı bir kurumda 250 kişinin gitmesi, ki şu an bir kişi bile gitse biz yerini dolduramıyoruz. Geçen işte başhekim yardımcımız Murat Hoca ile ayaküstü bir konuşma şeyimiz oldu. Ne yapacağız dedi. İnşallah hocam kalkar dedim yani.
O da büyük sıkıntı yaşayacağız dedi hani personel. Çünkü şu an alım olmuyor. Sağlık Bakanlığı'na bugün bir alım açıklandı. Bu üniversiteler ve aile sosyal politikaları kapsamıyor. Yaklaşık 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde olacak. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nda. Bizim ilimize şu an yaklaşık 45 kişi düştü. Yani çok komik bir rakam yani. Hani biz daha çok bekliyorduk ki bunu bir tek Sağlık Bakanlığı değil, üniversitede bekliyoruz. Rektörlüğümüz sürekli bu konuda alım için başvuru yapıyor ama bir türlü onaylanmıyor. Halil burada şu an 21 tane güvenlik, 11 temizlik personeli, 5 tane klinik destek. Yaklaşık bir 8 kişi de farklı iş kolları, elektrik, bilgisayar falan, evet, bölümünden biraz alım yapılacak. Biraz daha teknik konular. Tabii teknik konularda alınacak. 45 kişi zaten hiçbir şekilde yani ne Sağlık Bakanlığı hiçbir yeri memnun etmeyecektir. Burada çünkü çok ciddi bir personel sıkıntısı olacaktı. Çok şükür EYT ile bu sorun bizi bağlamayacak. 696 KK'lı arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler. Bu bir nebze de olsa işleyişi devam ettirecek ama şu an bile ciddi sıkıntılarımız var yani. Yani personel konusunda çok eksiklik var. İş yükü yani şu an 3 personelin yaptığı işi bir personel arkadaşımız yapıyor. Özellikle hasta bakım olsun, sekreterya grubu olsun. Eskiden sekreter bir kliniğe bakarken bugün 3 tane 4 tane kliniğe bakıyor. Hasta bakıcı bir kliniğe bakarken şu an 3-4 kliniğe birden hizmet ediyor. Bu da haliyle hasta memnuniyetini düşürüyor yani. Evet. Yani sonuçta yetişemiyorlar. Böyle de bir sorunla karşılaşacak. Sağlık Bakanlığı Eyleza 45 sürekli işçi kadrosu açtı ve 45 işçi alınacak. Siz de belirttiniz az önce birimlerini. Bunun şartları nedir? Başvuru süresi ne zaman olacak ve kura çekilecek? Kura çekilecek. Kura da Ankara'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek. Hani inşallah adil bir seçim olur diye talep ediyoruz. Orada herhangi bir mülakat olmayacak. Kurada ismi çıkan direkt gelip burada İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurusu yapılacak. İl Sağlık Müdürü de uygun gördüğü birimlerde, kurumlarda bu arkadaşlarımızın hizmet etmesini sağlayacaklar. Elazığ için mi olacak, merkez mi olacak yoksa taşra, yani ilçelere de ilçeler, köyler burada mi? Burada tamamen İl Sağlık Müdürlüğü'nün inisiyatifindedir. Hani nerede ihtiyacı varsa orada kullanacaktır yani. Aslında daha fazla personele ihtiyaç var. Ancak cidden ilk aşamada 45 işçi alınacak diyorsun. 45 işçi ama bu bizim üniversiteye hiç bağlamıyor. Aile sosyal politikaları da bağlamıyor. Sadece Sağlık İl Müdürlüğü'ne verilecek personeller. Bizim şu an ciddi anlamda aile sosyal politikalar ve üniversitede çok ciddi personel ihtiyacımız var. Rektörlüğümüz herhalde bu süreçte bir 4 belli alım yapacak diye planlıyorlar ama henüz net bir şey gelmedi elimize. Bir, en azından az da olsa bir bizi tolere edecek şekilde bir personel alımı olacak ama bu da işçi değil, 4 belli sözleşmeli personel olarak alım yapılacak. Biz işçi olarak alınsın istiyoruz. Daha çok sayı olarak alabiliriz. Bu elimiz daha güçlü olur. Kurumun işi daha hızlı yürür. Çünkü 4 belli arkadaşlarımız geliyor. Genelde birçoğu üniversite mezunu oluyor, lise mezunu oluyor. Evet. Daha sonra KPSS ile başka kurumlara atanıyor. Yetişmiş personel yetişiyor. Ondan sonra başka kurumlara gitmesi bu da bizi yine yıpratıyor yani. Tabii. Hani, peki Fırat Üniversitesi'nde, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kaç sağlık işçisi var şu an çalışan? Yani sağlık işçisi şu an 1060 kişi var. Yeterli değil mi bu sayı? Mümkün değil, yetmiyor. Kaç kişi olursa iş verimi artar ya da makul bir rakam olarak yorumlarsın? Minimum şu an 1600 kişi olmamız gerekiyor. Bugün Türk'te yani 550 personelin daha eklenmesi. Tabii minimum yani. Bir 500-550 personel daha gelirse orada çok sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabiliriz vatandaşa, millete güzel bir hizmet sunabiliriz orada. Şu an en yakınımız Turgut Özal Tıp Merkezi, yaklaşık 1570 çalışanı var. Bu tarafta Erzurum Atatürk Üniversitesi 1600 küsur çalışanı var. Biz ortada birçok bölgeye hizmet ediyoruz. Yani özellikle Bingöl, Muş hep Elazığ'a geliyor, Fırat Üniversitesi'ne geliyor. Çok donanımlı doktorlarımız var. Özellikle doktorlarımıza geliyorlar ama personel eksikliği çok fazla olduğu için sağlıkta şiddet başlıyor. İşte ona da değiniriz inşallah orada. Sayın Rektör'le ki kendisi çok çalışkan bir isim, Elazığ'da önemli faaliyetlerde bulunuyor. Görüşme fırsatınız oldu mu bu konuda? Yaklaşık bir ay olmadı konuşalı kendisiyle. Genel başkanımız Elazığ'a teşrif etmişlerdi. Rektör hocamızı da biz ziyaret ettik. Bu konuları da dile getirdik kendisiyle. Kendisi de sağ olsun direniyor yani. Hani en başından geldiğinden beri personel alımı için çok uğraşılıyor. Eskiden taşeron sistemiydi biliyorsunuz. Hani personel çok rahat alabiliyorlardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın onayı gerekiyor işçi kadrosu alabilmen için. Başvuru yapıyorsun. Ki pandemi sürecinde 277 kişi alabildik o zaman. Şu an tekrar başvuru yapıldı. Henüz bir onay çıkmadı. Evet. Bundan ötürü 4 belli kapıyı çalıyorlar muhtemelen. İnşallah Cumhurbaşkanlığımız bir kadro açar da üniversitelere bu sorun da ortadan kalkmış olur. İnşallah. Tamer Çambay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan
izleyicimiz. İlaveten Alkan Bey, Yahya Alkan selamlarını iletmiş Sayın Başkan. Bir sorumuz daha olacak. Onu az sonra okuyacağım. Sayın Başkan, banka promosyonları ile ilgili de söyleyecek bir şeyleriniz olmalı. Revize edildi mi şöyle, son dönemde promosyonlar ya da edilecek mi? Bu yönde herhangi bir çalışmanız var mı efendim? Fırat Üniversitesi'nin şöyle bir sorunu vardı. İşçi memur ayrı ayrı promosyon ihalesi yapılıyordu. Memur kesimine ayrı, işçi kesimine ayrı bir banka promosyon ihalesi yapılıyordu şu ana kadar. Ki taşeron döneminde hiç yoktu. Bu kadrodan sonra başladı bizim banka promosyon hakkımız. İki dönem yapıldı. Ama işçi memur ayrı ayrı yapıldı. Şimdi bu dönem, geçen ay biz rektör hocamızla konuştuk. Genel başkanımız nezdinde. Banka promosyonu biz tek çatı altında işçi memur ayrımı olmadan hepsini bir ihalesi yapılsın diye kendisine bir talepte bulunduk. Türkiye'ye bağlı üniversitenin içerisinde diğer yetkili sendikalarımız da var genel iş kollarında. Sağ olsun arkadaşlarımız da bu konuda destek verdiler. Onlar da rektör hocamızla bir görüşme sağladılar ama en son görüşmeyi biz yaptık kendisiyle. Kendisinden aldığımız söz şu yönde. Rahat olsunlar arkadaşlarımız. Herkes işini yapsın. Biz de işçi memur ayrımını kaldıracağız. Tek çatı altında tek ihaleyle yapacağız. Haliyle bu ihale süreci de Mart ayında doluyor. Nisan ayında inşallah İşçi memur ayrımı olmadan, rektör hocamızın da sözüyle bunu söylüyorum. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim. Onun sözüyle bu sorun ortadan kalkacak. İnşallah Mart-Nisan gibi banka promosyonu ihalemiz yapılacak. Orada bütün herkes aynı ücreti alacak. Bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Çok yani. Güzel. Şu an ne kadar oluyor bir işçi ortalama? Banka promosyonu. Evet. Şimdi banka promosyonu en son yaptığımızda yaklaşık 2 yıl olacak neredeyse. O zaman 2375 lira gibi bir ücret almışlardı. O günkü şartlarda asgari ücret 2700 liradı. Yani maaşlar da asgari ücretle eş değerdi zaten. Evet. Toplu sözleşmemiz olmadığı için. 2700 lirayken o zamanın şartlarında 2375 lira almıştık. Memur arkadaşlarımız da yaklaşık ondan bir yıl önce almışlardı. Onlar da 4700 civarı almışlardı. Şimdi Mart ayında tekrar bizim revize olacak işçi kesiminin. Çünkü bir yıl daha ihale süreci olduğu için bizim yaptığımız banka promosyonu ihalesinin 13. maddesinde tek taraflı feshedebiliyoruz. Memurların Mart ayında normal yasal süreci doluyor. Bizim de oradan bir revize edilerek kalan sürenin artık kalan ücret bedeli mi ödenir artık nasıl olursa rektörlüğümüz inşallah o konuda uygun bir şeye varacak. Yapılacak ihalede herkes aynı ücreti alıp çıkacak. Ne kadar bir ücret olursa sizin için çok iyi olur dersiniz Sayın Şöyle Başkan. Az önce bizim sendikamızdan arkadaşlarımıza bir hatalı mesaj geldi. Hacettepe Üniversitesi için 40.000 TL gibi bir ücret alındı. Bizim de beklentimiz bunun daha üstünde olacaktır. İnşallah 40.000 ve üstü. Yani bizim talebimiz, beklentimiz bu yönde. Tabii banka promosyon ihaleleri Alper Bey ihale usulü olur. Yani burada sendikaların çok bir etkisi olmuyor. Biz sadece gözlemci olarak katılıyoruz. Evet. Orada hani sağ olsun rektörlüğümüze beraber biz izleyici olarak taslağı rektörlüğümüz hazırlıyor. Şartları rektörlüğümüz sunuyor. Banka da bunun üzerinden bir çalışma yapıyor. Bu çalışmayı da neye göre yapıyor? Kişi sayısına ve totalde ödenen maaş hesabına göre. Yani burada ne kadar sayı çok olur ve bankaya toplamda ödenecek ücret ne kadar çok olursa banka promosyon ücreti de o kadar çok oluyor. Evet. Yani bizim beklentimiz 40.000 üstü olur inşallah. İnşallah bir anda 20 kat neredeyse yaklaşık tabii ki 20 olur. Kat. Ama şey, enflasyon bugünkü enflasyon şartı o zaman totalde gelirimiz 2700 iken şimdi ek ödemelerle 10.000'i geçiyor. Evet. Yeni sözleşmemizde inşallah daha çok artacak bu. Bir izleyicimiz demiş ki zorunlu emeklilik, tayin ve beca iş hakkı konusu yeni toplu sözleşme sürecinde hangi aşamada demiş. Ancak Sayın Başkan programımızın başında bunlarla ilgili açıklama da bulundu. Aynı izleyicimiz iş barışını sağlama adına memur işçi mesai saatlerinde bir düzenleme yapılacak mı demiş İbrahim Bey. Şimdi memur işçi çalışma şartları memurlarda haftalık çalışma saati 40 saattir. İşçilerde çalışma süresi 45 saattir. Biz toplu iş sözleşmesinde talep ediyoruz hani 40 saat olsun diye ama bu daha çok toplu iş sözleşmesinden ziyade kanunla değişmesi gereken bir maddedir. Ki memurlarda öyle oldu. Memurlar da bundan birkaç yıl öncesine kadar 45 saat çalışıyorlardı. Dün gibi hatırlıyorum 40 saate düştüğünü. O zaman meclis kararıyla alınmış bir karardı. Burada halen daha memurların çalışma süresi haftalık 40 saattir. İşçiler de 45 saattir. Ha, gönül istiyor. Bizim mücadelemiz de var bu yönde. Hani işçi memur ayrımı olmasın. Çünkü biz tek çatı altında çalışan, başından sonra birbirimizle bağlı olarak çalışan, temizlik personelinden tut, ta en üst düzeyine rektör hocamıza kadar bir olması olmuyor. Temizlik personeli olmasa temizlik yürümüyor. Hasta bakım olmasa hasta bakım yapılmıyor. Ekip işi. Ekip işi. Ekip evet. Ruhuyla çalışıyoruz. Haliyle amirinden en alt kesime kadar
tek çatı altında hepimizin eşit olmasını her yerde dile getiriyoruz bunu. Bununla ilgili genel merkezimin ciddi çalışmaları var. Özellikle 40 saate düşsün diye biz geçen toplu sözleşmede de çok genel başkanımızdan direttik ama sağ olsun kendisi de çok direnmişti. Nasip olmadı. İnşallah yeni dönemde olur diye ümit ediyorum. Onun da mücadelesini vereceğiz. Bu kesin olmamak şartıyla. İnşallah şey diyelim. Ersin Yerlikaya Kanal 23 Facebook sayfasından da canlı yayındayız. Oraya size başarılar dilemiş ve desteklerini sunmuş efendim. Teşekkür onu da iletelim. Ederim, sağ olsun. Bir izleyicimiz Zülfiye hanımefendi diyor ki temizlik personelinin haklarıyla ilgili neler söyler Sayın Başkan? Şimdi temizlik personeli arkadaşlarımız özellikle son gelen işçi arkadaşlarımızdan biri Zülfiye Hanım. Onların da birçok toplu iş sözleşmesinde bizim hak taleplerimiz var. Biz taşeron döneminden geçtiğimiz için zor bir süreçten geçtik. Bu arkadaşlarımız tabii taşeron döneminde hiç çalışmadılar. Evet. O çektiğimiz çileyi, zorlu günleri görmediler. Şu an bazı şeyler yeni yeni düzeliyor. Adım adım gidiyoruz ki keza banka promosyonu hiç yokken bugün almaya başladık. Az alırken çok alacağız. İşte 696 KK zorunlu emeklilik vardı. Bugün itibariyle beraber öğrendik ki keza. Evet. O kalktı. Bazı şeyler adım adım düzeliyor. Dediğim gibi Fırat Üniversitesi hastanesi için yazan arkadaşımız. Orada personel eksikliğini tamamlarsak bütün arkadaşlarımız hepsi ciddi bir rahata ve huzura çıkacaktır. Bunun için de biraz sabırla beklemelerini talep ediyorum. İnşallah kısa sürede onunla ilgili de güzel şeyler olur yani düzeltimler İnşallah olur. Diyelim. Peki efendim az önce sağlıkta şiddet konusuna değindiniz. Biraz açacak olursak. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sağlıkta şiddet yaşanıyor mu? Biz şimdi, duymuyoruz. Belki de biz duymuyoruz ancak hastane içerisinde var mı böyle olay, vaka? Alper Bey çok kez oluyor. Biz birçoğuna da şahit oluyoruz ki en basit geçen orada bir çatışma olayı olmuştu Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde. Sizin de haberiniz olmuştur. Evet. Şimdi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde güvenlik personelinin bir zafiyeti yok. Hatta o olaylardan sonra biraz Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde güvenlik problemi olduğu yönünde söylentiler çıkmıştı. Siz de basın açıklaması yaptınız. Böyle bir zafiyet söz konusu değildir diye. Ya nedir bunun detayı ve şiddet konusunda neler yapılıyor güvenlik anlamında Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde? Şimdi birincisi yine geliyoruz personel eksikliğine. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 40 tane güvenlik personelimiz var. Her vardiyada 10 kişi bulunuyor. 5 tane kapımız var. Her kapıya 2 kişi düşüyor. Ki birçok kapını, her kapıda bir kişi kesinlikle görev yerinden ayrılamaz. Hani orayı bırakamaz. Evet. Şimdi hastane içerisinde ani gelişen olaylar oluyor. Orada bir çatışma yaşandı. Mesela ben çatışmanın bizzat ortasında kaldım. Öyle yani. Mi? Tabii ki. O anda tam içeri giriyorduk biz de. Kurşun sesleri geliyor. İnsanlar bağırışmalar, çağrışmalar. Neyin nereden geldiğini bilmiyoruz. Silah sıkılıyor ama nereye sıkıldığını biz de bilmiyoruz. Yani herkes bir yere siper almaya başladı kendisine. Olay zaten ani gelişen bir olay. Silah çatışma bitti zaten biri kaçıp gitti biri de orada vefat etti ona da Allah rahmet eylesin diyelim buradan. Aynı anda güvenlik personelini ben orada gördüm birebir şahit oldum. Sonuç itibariyle şimdi üniversitelerde güvenlik personellerinin üst arama yetkisi yok. Evet. Silah taşımada yetkisi yok. Haliyle olay anına müdahale geldiler ben orada da şahit oldum onlara bizzat çok özverili bir şekilde orada bulundular. Bir çatışma da yaşandı. Orada işte insanlar vuruldu. Birkaç kişi de ayrı yaralandılar. Güvenlik zafiyetini şöyle personel sayımız eksik olduğu için orada herhangi bir güvenlik şeyi zafiyeti ille ki oluyor. Yani şimdi bugün dışarıda da insanlar birbirini vuruyor. Emniyet güçleri gidene kadar olay bitmiş oluyor. Hâlâ 7-24 hastane içerisinde biz güvenlik personeli gezdiremiyoruz. Güvenlikçi arkadaşlarımızın görev yerleri var. Olay çıktığı dakika çağrılıyor. Şey, kod veriliyor. Güvenlik personelleri hızlı bir şekilde oraya yetişiyor. Güvenlik zafiyeti denildiği zaman X-ray cihazından bahsediyorlar. Bana göre X-ray cihazı da çok sağlıklı işleyecek bir durum değil. Çünkü insanlar hastası var, acil çocuk kucağında acile getirmiş, koştura koştura geliyor. Dur işte X-ray'den geç, üstünü arayacağım. Bu daha çok şiddete oradaki çalışanlarımızı maruz bırakır. Ama biraz daha güvenlikli bir durum değil mi efendim? Yani olması iyi bir şey değil mi? X-ray olması iyi bir şey ama çok işe yarayacağını ben düşünmüyorum. Çok sağlıklı bir şekilde olacağını düşünmüyorum. Çünkü örnek veriyorum Alper Bey hepimizin çocuğu var. İşte acil, işte yüksek ateşle acile götüreceksin. Yani sen tutacak olur. X-ray'den geç. Yani bu vakit çok, kaybı olacak. Vakit kaybı olacak. Yani şimdi bilinçli hasta bilinçli zaten hani X-ray'le de ihtiyacı yok. Zaten sorunlu bir insan eğer oraya bir olay çıkaracak insan valla ne X-ray dinler ne başka bir şey dinler. Yani o olayı yine çıkaracak ki daha büyüyecek şiddetin olayı. Şimdi biz orada mesela en basit işte bir silahlı olay yaşadık. Emniyet güçleri geldi. Güvenlik personeli orada, emniyet güçleri ama olay olmuş bitmiş artık yani. Bu
Bunun önüne günde binlerce kişinin girip çıktığı bir kurum. Yani nereye kadar buna hakim olabilirsin? Yani bu mümkün değil. O yüzden Allah bizi vicdanlı hastalarla, vicdanlı hasta yakınlarla sınasın. Ama burada ciddi güvenlik personeli eksiğimiz var. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Fırat Üniversitesi'ne çok acil güvenlik, hasta bakım ve temizlik personeli ciddi anlamda ihtiyacımız var. Dediğim gibi klinik sekreteri olsun, hepsinin çok ciddi ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlar giderilmedikçe bu sorunlar her zaman olacaktır yani. Peki bir hanımefendi, Fırat Üniversitesi Hastanesi sterilizasyondan şu an bizleri canlı yayında izliyor, çalışan. Promosyonlar için neler söyler Sayın Başkan demiş. Ancak az önce Sayın Başkan açıkladı, Mart ayında revize edilecek ve neredeyse hedeflenen rakam 20 katı şu an mevcut rakamın. İnşallah iyi bir rakamla o ihaleyi kapatacak. Arkadaşlarımızın diyeyim. Mutlu olacağına inanıyorum. Evet. Yeni toplu iş sözleşmesiyle de mutlu olacaklar. Banka promosyonuyla ilgili biraz kendilerinden sabır diliyoruz. İnşallah Ergün Çakmak desteklerini ve selamlarını iletmiş. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden izliyoruz demiş. Becaiş ve tayin konusunda neler söyler Sayın Başkan? 4D işçiler tayin alabilecek mi? Burayı biraz daha detaylandırabiliriz. Az önce Başkan. Zaten açıklamıştım. Şimdi 4D'li işçi kadrosu hani bu özellikle 696 KK'da şu an kesinlikle söz konusu değil. Ama çalışması ciddi anlamda devam ediyor. Biz Türk İş'ten bizim talebimiz her zaman oluyor. Biz genel merkezden de bu taleplerini hep bulunuyoruz. Çünkü ciddi anlamda az önce dedim ya aile şeyi bozuluyor tayin olmadığı sürece. Bu talebi zaten birçok personel değil de belli bir kesim istiyor. Özellikle eş durumundan. Eşi dışarıda çalışıyor, kendi burada çalışıyor. Aile bütünlüğü bozulmasın diye böyle bir talepleri var. Normal 4D işçi kadrosunda becaiş olabilir ama bu üniversitelerde yine sıkıntılı. Çünkü gideceğin üniversite seni kabul etmesi gerekiyor. Bizim buranın rektörlüğünün onay vermesi gerekiyor. Haliyle bir de oradan birini bulup buraya getirmen gerekiyor. Hani becaiş de böyle oluyor biliyorsunuz. Hani mesela evet. Örnek veriyorum İzmir'den biri Elazığ'a gelecek, sen de onun yerine gideceksin ve iki tarafın rektörlüğü de bunu kabul edecek. Haliyle kabul etmediği sürece yine olmuyor. Yani kanun olarak da becaiş hakkı olsa bile bunları aşmamız gerekiyor. Eğer soran arkadaşımız 696 KK'lı ise şu an için tayin ve becaiş söz konusu değil. Diğer işçi arkadaşlarımıza da onlarda da becaiş olabilir. Peki. Aynı hanımefendi diyor ki grubunuzda herhalde bir mesaj paylaşmışsınız promosyonla ilgili. Kaçırdı herhalde, izlemedi hanımefendi. Ilgili... Programımızın başında Sayın Başkan söyledi zaten o Hacettepe Üniversite Hastanesi'nin promosyon rakamları bir sehven yanlışlık yapıldı. O Fırat Üniversitesi hastanesi çalışanlarını ilgilendirmiyor dedi. Buradan hatırlatmış olalım. Peki Sayın Başkan, şiddete dönecek olursak, tabii ki sağlıkta şiddeti görmek istemiyoruz. Cezalar bu konuda arttırılmalı. Çünkü sağlık çalışanları, sağlık işçileri, doktorlar, hemşireler fedakarca mesailerine devam ediyor, yapıyorlar. Ki yeniliyorum, bunu pandemi sürecinde gördük hep birlikte. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sağlıkta şiddetin sadece hasta kaynaklı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani biraz da sağlık işçileriyle ya da doktor ve hemşireler karşılıklı bir diyalog eksikliğinden kaynaklandığını da söyleyebilir miyiz? Çünkü zaman zaman Türkiye'de görüyoruz bazı doktor hanımefendiler sosyal medyada ya da haberlerde evet. Hastalara nasıl davranıyor, ne şekilde davrandıklarını, yanında çocuğu olan hastalarla nasıl diyalog kurduklarını hep birlikte görüyoruz. Tabii ki bunlar tüm sağlık camiasıyla ilgili değil. Çok kıymetli doktorlarımız ve çalışanlarımız var. Ancak biraz da karşılıklı empati şeklinde bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyor musunuz efendim? Bu sorun üzerinden gelinir aslında. Şimdi Alper Bey şöyle bir söz var. Söz var insanı rezil eder, söz var insanı vezir eder. Hitap, mizaç çok önemlidir. Bazen mesela doktorlar sürekli bu işin içinde olduğu için hemşireler, orada çalışan personel arkadaşlarımız 7-24 sürekli bu işlerin içindeler. Haliyle artık daha belli bir süreden sonra monotonlaşıyorsun. Yani hani rutin işliyor ya. Şu an mesela evet. Program yapıyorsun. Siz çok daha rahatsınız ama mesela biz çok rahat değiliz. Çünkü hı-hı. Neyle karşılaşacağını biliyorsun. İşte sağlık da böyle bir şey. Hasta yakını gelir içeri. Orada işte bir ekip vardır. Örnek veriyorum. Acilden girersin içeri. İşte 3 tane 4 tane doktor vardır. 4 tane sağlık memuru vardır. İşte hasta bakım personeli vardır. Temizlik personeli vardır. Orada 20 kişi işini çok düzgün yaparken bir kişi çıkıp orada orada herhangi bir olay çıkarmasına, işte bir şiddet olayı yaşanmasına fırsat verebilir. Bu da işte hitapla alakalı bir şey, sözle alakalı bir şey. Yani hani iş ahlakı diyelim buna daha doğrusu. Eğer iş ahlakı bilincinde olan bir insan zaten hiçbir şekilde bu fırsatı karşı tarafa vermez.
Ama ne yazık ki şimdi günümüzde bu tür şeylerde yaşayabiliyoruz. Çalışan arkadaşlarımızdan da sorunu çıkabiliyor. Ama ben Fırat Üniversitesi'nde yaklaşık 18-19 yıllık bir hizmet sürem var. Bugüne kadar böyle kendini bu duruma düşürebilecek ya da insanlara bu kavga ya da şiddete maruz bırakacak bir oluşum görmedim. Yani yaşamadım daha doğrusu, ama birçok olaylar yaşadık. Bunlar da hep hasta yakınları genelde şu olarak çıkıyor. Mesela geçen bir arkadaşımızı klinikte işte odaya alıp çocuk görevini yapıyor, işte odayı boşaltın, hoca vizit yapacak. Hasta yakında oradan işte gel gel diyor, buraya giriyor, alıyor içeri, arkasından kapıyı örtüyorlar, içeride işte şiddete maruz bırakıyorlar. Darp yapıyorlar. Sonra çocuk gidip mahkeme veriyor, sonra bizi arıyorlar, ya işte vazgeçsin, ya kardeşim niye yani gidip vuruyorsunuz ondan sonra, işte şimdi o işini yapıyor sana, işte hani hasta yakınısı, şey, vizit bitti ya da ziyaret bitti, dışarı çıkalım yani. Sağlık biliyorsunuz hani ziyaret saatleri var. Bundan dolayı bu tür şeyler yaşayabiliyoruz. Burada da mesela personelin hiçbir suçu yok. Belki söylediği üslup karşı tarafa çok rahatsız edici bir şekilde olmuş olabilir. Ama o her gün yaptığı iş olduğu için yani geliyor şey, hasta yakınlarına işte sizi dışarı alalım, vizit başlayacak. Bu bana dokunabilir ama size belki sizi rahatsız etmeyebilir. Aslında orada bir kötü niyet asla olmaz. Çünkü mesai saatindesin, iş ekmeğin için çalışıyorsun evet. Orada. Kimse kalkıp da hani orada bir şiddet olayı yaşansın, hiç kimse istemez bunu. Ki birçok kez yaşadık. Doktorlarımız vuruldu, çalışan personelimiz darp edildi. Defalarca yaşadık bunu. Burada hasta yakınlarında da bazen işte sorun olabiliyor. Çalışan arkadaşlarımıza da bazen istemeden olabiliyor. De olabiliyor yani. Aslında biraz da sağlık sektöründe eğitim de olabilir değil eğitim mi? Şart. Bu konuda kesinlikle. Sosyal bir konu aslında bu, insanı ilgilendiren bir konu, empatiyle alakalı bir konu. Hem hastanın, hem hasta yakınının, hem de sağlık çalışanının, hemşirenin, doktorun karşı tarafına kendini koyduğu zaman zaten bu tür diyaloglar yaşanacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Şimdi umuyoruz Bey, olmaz, bir daha yaşanmaz. Önceliğimiz moral ve motivasyon. Biz bunu hep söylüyoruz. Personelin moralini yüksek tutmak gerekiyor, motivasyonunu yüksek tutmak gerekiyor. Haklarına riayet etmek gerekiyor. Onların haklarına da saygı duyulması gerekiyor. İş yükünü azaltmak iş gerekiyor. İş yükünü azaltmak gerekiyor. Biz aksine bizim Türk milletinin artık şeyinden var ne hep iş yükünü arttıralım, daha çok verim, daha çok performans alalım, ama biz bu şekilde gittiğimiz sürece hep kaybediyoruz. Mert Bey iş yüküyle alakalı demiş ki hasta bakım personelleri olarak artık yeni personellerin gelmesini istiyoruz. Aşırı derecede iş yükümüz arttı. Bu sorun ne zaman çözülecek demiş. Az önce de konuştuk zaten. Az önce en büyük sorunumuz yani özellikle evet. Sağlıkta en büyük problemimiz personel eksikliği. Ciddi anlamda personel ihtiyacımız var. Bu giderilirse hem kurumlar, hem çalışan personelimiz, hem vatandaş çok daha sağlıklı ve güzel bir hizmet alabilecek. Çok kaliteli hizmet sunulabilir. Bu kaçınılmaz olur. Yani personel sayısı yeterli olursa hizmet de kaçınılmaz oluyor yani. Peki efendim, Arzu hanımefendi selamlarını ve desteklerini sunmuş. Bize ve size selamlarını ileten Hasan Uç, çalışmalarından ve emeklerinden dolayı Sayın Başkan'a selamlarımızı iletiyoruz demiş. Fatih Güldağ'ı, Fırat Başkanımızı tebrik ederim. Sağlık işçilerinin daha iyi olanaklarla çalışması için vermiş olduğu emeklerden dolayı demiş. Ankara Adalet Sarayı'ndan saygılar demiş. Çalışma hayatında başarılar dilerim Sayın Başkan'a. A. Karlıdağ. Sayın Karlıdağ, Ankara'ya biz de selamlarımızı iletiyoruz. Oldukça fazla mesaj geliyor. Okuyabildiğim kadar okumak istiyorum. Patoloji sekreteri Ümit Fırat Başkan'ı çok severiz. İşinin hakkını savunur. Selamlar demiş. Bir mesaj daha okuyalım. Daha sonra programımızın da sonuna geliyoruz. Tabii. Fırat Kaya Başkan'ın Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan tüm emekçiler için verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ali Kemal Parlak isimli izleyicimiz. Bir tane daha okuyayım Sayın Başkanım. Fatih Korucuoğlu, Allah yardımcınız olsun demiş. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Birçok konumuz vardı aslında konuşmamız gereken. Şunu da sorayım, daha sonra programı kapatalım. Aile sosyal politikalar konusunda ne gibi faaliyetleriniz var? Oradan da bizi izleyen izleyicilerimiz vardır muhtemelen. Neler yapacaksınız? Hedefleriniz ne bu konuda? Şimdi aile sosyal politikalarda geçen dönemde bir toplu iş sözleşmesi yapıldı. Biz o zaman bu toplu iş sözleşmesinin sağlıklı olmadığını söylediğimizde bunun Türk İş'in yapmış olduğunu söylüyorlardı. Bizimle alakası olmadığını o zaman da dile getirdik. Yeni toplu iş sözleşmesi yapıldı. Türkiye'de toplu iş sözleşmeleri 2 yılda bir yapılır. Genelde 3 yıla kadar da yapabilirsin. 1 ile 3 yıl arasıdır.
biz toplu iş sözleşmelerini minimal seviyede tutup hani her dönem daha iyi haklar almak için mücadele verirken aile sosyal politikaların toplu iş sözleşmesi 3 yıl yapıldı. Burada gece mesaisi falan hani verildi ama belli bir kısma verildi, belli bir kısma verilmedi. Oradaki birçok arkadaşımızın mağduriyetlerinin hepsinin farkındayız. Onunla ilgili bir taban çalışması yapıyoruz. Geçen oradaki arkadaşlarımızla da bir toplantı yaptık. Durum değerlendirmesi yaptık. İnşallah onlar için de eğer sendikamız yetkiyi alırsa çok güzel çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz olacak. Bunun kendileriyle de biz istişare yaptık. Hafta sonu misafirimiz oldular, sağ olsunlar. Orayla da ilgili şu an üye çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah güzel bir sonuç alacağız orada da. İnşallah. Güvenlik Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Serhat Özdemir selamlarını iletmiş. Onun da mesajını okumuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, Elazığ Şubesi olarak faaliyetlerinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok yineleyelim. Sağlık işçileri, sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar bizim için, Türk halkı için çok önemli, çok kutsal. Bunun pandemi sürecinde bizim için, halk için, vatandaş için neler yaptıklarını hep birlikte gördük. Canları pahasına sahada çalıştılar durmaksızın ve birçoğu şehit oldu. Tekrar şehitlerimize, buradan sağlık çalışanları şehitlerine Allah'tan rahmet dileyelim. Herkese, hepsine selamlarımızı iletelim. Son bir cümle alayım efendim. Son bir cümle. Daha sonra programı kapatacağım. Ben Fırat Üniversitesi için son kez bir şey söylemek istiyorum. Biz oranın toplu iş sözleşmesini ilmek ilmek işleyerek yaptık. Mahkeme süreçlerimiz vardı, yargı süreçlerimiz vardı. Yıllarca bir sürü arkadaşımız işinden atıldı, sendikal oldu diye taşeron döneminde özellikle. Çok büyük bir emek harcadık. Bugün buraya geldik. Daha iyisi olabilir mi? Tabii ki daha iyisi olabilir. Daha iyi olması için biz canla başa mücadelemize devam edeceğiz. Benim oradaki arkadaşlarımdan ricamdır ekmeklerine sahip çıksınlar. Sendika, şu an mevcut bir sendikamız var ki bu sendika çok ciddi emek verdi Fırat Üniversitesi için. Oradaki arkadaşlarımız da sağ olsunlar sendikalarına sahip çıktılar. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam etsinler. Biz de onlar için gücümüz yettiğince bütün mücadelemizi onlar için vereceğiz. İnşallah hep birlikte durmadan, yorulmadan yeni dönem toplu iş sözleşmesinde çok güzel haklar elde etmek için mücadelemizi vereceğiz. İnşallah diyelim. Burhan Camcı isimli izleyicimizin de selamını iletmiş olalım. Hadi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlere de bu konuda programda yer verdiniz. İnşallah ilerleyen süreçte yeni programlarda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Değerli izleyenler, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Sayın Fırat Kaya'yı konuk ettik. Sağlık işçilerinin sorun ve taleplerini masaya yatırdık. Mutlu akşamlar.